Peki o değişik yerlere gittiklerinde, mesela Balkanlara gittiklerinde ya da Orta Doğu'ya gittiklerinde tek tip bir hukuk olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa bölgeye göre bir değişim Şimdi görüyor musunuz? imparatorlukların benzer yapıları vardır. İmparatorluklar gittiği yere bir hukuku zorla dayatmaz. Çünkü o dayattığınız zaman halk bundan Olmaz. rahatsız olur. Balkanlara gittiği zaman veya değişik bölgelere yayıldığı zaman Osmanlı Devleti zaman içerisinde oradaki hukuku bir bütünleştirmeye çalışmıştır. Başlangıç dönemlerinde oradaki yapının çok aykırı kısımlarını düzeltmiş ve onlara biraz daha sıcak gelen, yakın gelen hukuk sistemlerini belli ölçüde uygulamıştır. Bu imparatorluk olmanın tabii gereğidir. Bu sadece Osmanlılara has bir uygulama biçimi de değildir. Yani başarılı imparatorluklar yönettikleri ülkelerde köklü değişiklikleri birden yapmazlar. Yani Yani mesela İngilizler Hindistan'a gittikleri zaman orada bir Müslüman, çok büyük bir Müslüman halk vardı. Orada kendi hukuklarıyla İslam hukukunu birleştirerek Anglo-Muhammedan Law dediğimiz İngiliz İslam hukuku bir yorum ortaya koydular. Bu biraz böyledir. Osmanlılar da kendi önceliklerinden vazgeçmeksizin ama mahalli örf ve adetlere, mahalli hukuki geleneklere de saygı göstermişlerdir belli ölçüde. O bakımdan her yerde tek tip bir Osmanlı hukuku kuruluş döneminde, genişleme döneminde söz konusu değildir. Özellikle arazi hukuku ve vergi hukuku bakımından böyledir. Çünkü halkı en çok bu kurallar ilgilendirmektedir. Mahalli gelenekleri belli ölçüde muhafaza etmişler. Zaman içerisinde genel yapıda, bütüncül yapıda birleştirmişlerdir. Peki hocam, İslam hukukuna aykırı uygulama var mı Osmanlı'da? Şimdi şöyle, örfi kurallar konurken İslam hukukuna uygun olmasına dikkat edilmiştir. Ama bütün hukuk sistemlerinde ferdi aykırılıklar vardır. Ferdi. Ferdi aykırılıklar vardır. Ne Osmanlı demek hukukunun, yani ferdi aykırılık? yani tekil olaylarda aykırılıklar görebilirsiniz. Mesela bazı örfi cezalar vardır. Bence İslam hukukunun öngörmediği kadar ağır cezalardır. Bunlar uygulanmıştır, nadiren de olsa. Mesela? Mesela çengele asmak gibi, kaza oturtmak Lale. gibi, evet bunlar İslam hukukunda yani bu işkence özelliği de taşıyan cezalardır bunlar. Bunlar İslam hukukunda olan ceza türleri değildir. Sonra yine başka tekil örnekler vardır. Yani bu Mesela kardeş katli, evlat kardeş katli. katli, mesela bana göre tekil bir aykırı örnektir. Yani böyle tekil örnekler vardır. Hocam bunu biraz daha anlaşılır şeyle söylesek, yani İslam hukukuna aykırı mıdır? Bence İslam hukukuna aykırıdır çünkü kardeş katli deyince henüz rüştünü bile ispat etmemiş çocuk yaştaki bir kimsenin istikbalde büyüdüğü zaman kurulu siyasi düzene isyan edeceği, yani padişaha karşı geleceği, dolayısıyla devletin birliğini, bütünlüğünü bozacağı endişesiyle ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Yani en iki kötüden daha az olanı tercih edilir kuralını uygulayarak veya yani genel kötülükleri def etmek için özel kötülükler tercih edilir kuralı gereğince buna evet diyenler olmuştur. Ama bence o dönemlerde de buna karşı çıkan İslam hukukçuları vardır. Zaten Yani kanlar şunu düşünüyoruz. İslam. Bu kardeş katli konusunda mesela hiçbir Şeyhülislam fetvası yoktur. Enteresandır. Bir Rumeli kazaskeri, Beyazıt Ahmet Efendi'nin O fetvası vardır. rejim şey mi? O Yok, kardeş katli için. O kardeş katlice Oraya da mı vermiş? Taşköprüzade, hayır sizin dediğiniz Taşköprüzade Kemalettin Yok, Efendi'nin Beyazizade'nin Avcı Mehmet zamanında bir rejim fetvası var. Tamam, benim söyle tamam onu ben şey ettim. Taşköprüzade'nin bir fetvası vardır. Rumeli kazaskeri Kemalettin Efendi'nin bir fetvası vardır. Fakat çok enteresandır. Genç Osman. Aynı örnekte Şeyhülislam fetva vermemiştir. Halbuki esas fetva makamı Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam Esat Efendi fetva vermemiştir. Vermeyince Rumeli kazaskerinden alınmıştır. Tarihi kaynaklar Rumeli kazaskerinin Şeyhülislam olma düşüncesiyle, arzusuyla böyle bir fetvayı verdiğini söylerler. Olmuş mu sonra? Genç Osman'ın Tabii, kardeşi. Katledilmiş. Hayır, Şeyhülislam olmuş mu? Yok. Böyle, beklenti böyle. Şimdi Fatih'in kanunnamesinde de bunun izleri vardır. Fatih'in kanunnamesinde bu kardeş katliliği kanunnamede diyor ki işte evladımdan her kime saltanat müyesser olursa nizam-ı alem için kardeşlerini katletmek münasiptir. Ekseri ulema bunu tecviz etmiştir. İzin Buradan vermiştir, yani evet cevaz. diye cevaz vermiştir. Buradan anlaşılıyor ki azınlıkta olan bir kısım ulema da karşı çıkmıştır. Yani Ekser ulema dediği ekser için. ulema dediği için, Çoğu yani dediği için, evet. O ekser ulemanın bir kısmı da yani samimi bir düşünceyle, tabii olayı da çok sıcaklığını korumaktadır. Çelebi Sultan Mehmet olayı, yani Yıldırım'dan Evet. sonra Osmanlı Devletinin parçalanma tehlikesi kardeş katliğiyle
olayı çok canlıdır. Bu canlılığı dikkate alarak her seferinde binlerce asker ölmektense Osmanlı hanedanından birkaç kişinin ölmesini daha az zararlı görmüşlerdir. Bir kısmı samimi olarak. Bir kısmı zannediyorum Fatih söylediği için karşı çıkamamışlardır. Ama ciddi anlamda karşı çıkan ulema da var. Uygulama da bunu gösteriyor. Mesela bu bir tekil örnektir bana sorarsanız. Ama hukuk kuralları koyarken sistem öyle kurulmuştur ki zaten hukuk kurallarının yani örfi hukuk kurallarının ortaya konmasında doğrudan İslam hukukçularının çok etkin rolü vardır. Hmm. Yani mesela nişancı 16. asra kadar müderris kökenlidir bunlar. Zaten müderris demek İslam hukuku alimi demektir o dönemde. Bunlar Divan-ı Hümayun'da geniş olarak tartışılmış, görüşülmüştür. Doğrudan dolayı padişah tarafından yazılmış değildir. Divan-ı Hümayun'da iki tane büyük hukukçu vardır nişancının yanı sıra. Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri. Bunlar da... Nişancı da mı o dönemde hukukçu? 16. asra kadar hukukçudur. Hukukçu. Yani Osmanlı hukukunun oluşma döneminde, örfi hukukunun oluşma döneminde hukukçudur. Dolayısıyla üç tane hukukçunun kontrolünden geçmektedir. Ayrıca divanın dışında Şeyhülislamların da etkinlikleri söz konusudur. Yani bunlar tartışılıyor. Kanunnameler çıkarılmadan önce Şeyhülislam'a sunuldu mu, görüşü alındı mı, alınmadı mı diye tartışılıyor. O konuda bugün itibariyle kesin bir şey söylenemezse bile biz zaman zaman Şeyhülislamların bazı ferdi uygulamalar karşı çıktıklarını da görüyoruz. Yani ilmiyenin başı olan Şeyhülislam'ın çok büyük bir etkinliği var. Erhan Bey bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla yani öyle bir resmi kontrol olmasa bile İslam hukukçularının, Şeyhülislamların görüşü her zaman dikkate alınmıştır. Zembillahi Efendi hukuk hocam. Sistemi yani hukuk sistemi konurken, hukuk sistemi konurken İslam hukukuna uygunluğa dikkat edilmiştir. Hı. Ama uygulama sırasında veya tekil örneklerde aykırılık olmamış mıdır? Olmuştur. Evet. Onu olmamıştır demek de doğru değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam Reşat Ekrem Koç'u eserinde şey diyor. Rumeli, Anadolu Kazaskeri ve Şeyhülislam padişah haricinde atlı arabaya binme yetkisi bir tek onlarda vardı. Yani bu da şeyi anlatmak için. Onlara verilen ehemmiyete, protokolde ehemmiyete. Şeyhülislam'la sadrazam aynı konumdadır. Bu tarihen sabittir. Dolayısıyla ilmiyenin başı olan Şeyhülislam'ın Osmanlı Devleti'nde son derece ağırlığı vardır. Divana dahil olmaması da divanda sadrazamın aslı olarak bulunacağı için uygun görülmemiş olabilir. Böyle bir yorum var. Ta son dönemlerde ancak Meclis-i Vükelâ'ya Şeyhülislamlar dahil olmuştur. Etkinlikler de o dönemlerde tabii eskiye nispetle azalmıştır.